Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yine bir gazete programı ile karşınızdayız. Bizleri kanalt.com ve Kanal T'nin Facebook sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz. Başbakanlık bünyesinde oluşturulan yardımlarla ilgili bugün Başbakanlık Müsteşarı Sayın Suat Yeldener stüdyo konuğumuz. Malum yapılan yardımların ilk bölümü tamamlandı. Şimdi ikinci bölüme geçilecek. Bu konuyla ilgili kendisinden bilgiler alacağız. Hoş geldiniz Suat Bey. Hoş bulduk Mahmut Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız efendim? İyisiniz. Yoğun günlerden geçiyoruz. Evet. Yoğun çalışmalar sürüyor. Evet. Başbakanlık tabii bu ara çok hareketli. Malum yavaş yavaş açılmalar da artık başladı. Evet. 11 Mayıs itibariyle de yeni bir adıma geçilecek. Restoranların, kafelerin paket servisleriyle ilgili. Yoğun mesai harcıyorsunuz. İşte öncelikle bu Covid ile ilgili bugüne gelene kadar başbakanlıkta neler yapıldı? Sizin bulunduğunuz birim bu alanda nasıl çalıştı? Evet. Bunlarla ilgili bir bilgilendirirseniz. Evet. Bildiğiniz gibi 9 Mart'tan beri yani Almanya'dan gelen kafilede ortaya çıkan ilk koronavirüs vakasından beri gerek hükümetimiz gerek toplum hep bu koronavirüsle yattık, koronavirüsle kalktık deyim yerindeyse. Şimdi tabii hükümetimizin de zamanında aldığı ciddi tedbirlerden dolayı bunun büyümesini bir noktada önledik, engelledik aslında. Dünyaya baktığımızda Amerika'da olsun, Çin'de olsun, Avrupa'nın belirli ülkelerinde olsun, İtalya, Fransa, İspanya, genelde bu koronavirüs hızlı bir şekilde yayıldı, pik yaptı ve sonra düşüşe geçmeye başladı. Oysa bizim ülkemizde hükümetimizin tam zamanında ve anında yaptığı ciddi tedbirler, aldığı ciddi tedbirlerden dolayı pik yapmasını bir noktada engelledik. Başlangıçta işte bir vakadan başlayarak yükselmeye başladı. Fakat yerinde aldığımız, hükümetimizin yerinde aldığı önlemlerle pik yapmadan yatay seyre geçti. Ve şimdi de dün de aldığım bilgiye göre tüm aktif vakalar sıfırlandı. Yani şu anda en azından bilinen, ülkemizde bilinen hiçbir koronavirüs vakası yoktur. Varsa bilinmiyor şu anda ama yani olanlar zaten iyileşti ve sağlığına kavuştu ve şu anda hastanemizde bir tane bile pozitif koronavirüs vakası yoktur. Bunu da yani baktığım zaman hükümetimiz gerçekten çok başarılı oldu bunu yönetmekte. Tabii bu bir de ekonomiyi tetikledi. Çünkü iki kriz var. Evet. Ancak birbiriyle bağlantılı bu krizler. Yani koronavirüsün yarattığı ekonomik kriz de vardır. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Koronavirüsle de ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ancak öyle gözüküyor ki kontrol altına alınmıştır ama tabii rehavete kapılmamak lazım. Yani tedbirleri, hükümetimizin koyduğu tedbirleri toplumumuzun da uyması gerekir belirli bir dönem daha. Ki emin olalım yani bunu kontrol altına alındı ve artık bulaş yayılmayacak şekilde kontrol altındadır. Ekonomik olarak da çalışmalarımız devam etmektedir. Çünkü biliyorsunuz 2 aya yakındır neredeyse hayat durdu. Hiçbir şey marketlerin dışında hiçbir işletme açık değildi. Geçtiğimiz ya da bu hafta başından itibaren da peyderpey bazı işletmeler çalışmaya başladı. Umarım bu ekonomik krizi de en kısa sürede atlatabileceğimizi düşünüyorum. O yönde de arkadaşlarımız yoğun çalışmalar içerisindedir. Peki bu süreç sizce nasıl işleyecek? Yani malum yaşanan ortada ciddi anlamda hem sağlık alanında hem de ekonomi alanında gelişen olaylar var diyelim. Yani bir tanesi sağlık sektörü hepimizi birinci derecede etkiledi. Yani şimdi onu doğru bir kelime de kullanmak istiyorum da. Ama diğer tarafta ise ekonomik olarak bunun devamı gelecek. Yani iki tane temel sektör vardı. Biri turizm, bir tanesi eğitim. Şu anda üretim olsa dahi tüketimin iki zinciri şu an kopmuş durumda. Yani
Zaten otellerimiz kapalı. Öğrencilerin çoğu ülkelerine geri döndü. Yani geri dönmek isteyen de birçok öğrencinin olduğunu da biliyoruz. Buraya geleceğiz çünkü siz bu noktada ciddi anlamda yardımlarda bulunuyorsunuz Başbakanlık olarak Kızılay'la işbirliği çerçevesinde. Ama şöyle bir olaya geçmeden önce şunu bir değerlendirelim istiyorum sizinle. Önümüzdeki süreç nasıl işleyecek? Siz nasıl görüyorsunuz? Bunu bir değerlendirir misiniz? Yani bunun sizde oluşturduğu izlenim nedir? Şimdi tabii sizin de bildiği gibi ve herkesin de bildiği gibi bu kriz dünyada ve dünyanın da baş etmek için zorluk çektiği bir krizdir. Biz de aynı şekilde bazı şeyleri yaşayarak öğreniyoruz aynı zamanda. İlk etapta işte hükümetimiz 15'ine kadar birçok işletmeyi açmıştır. Geriye kalan toplu vaziyette yapılan işlerle ilgili mesela okullar yahut sinema, turizm tabii sınırlar kapalı olduğu için uluslararası turizm yapılması güç. Bunlar biraz da gelişmelere bağlı olarak daha sonra karar verilecek konulardır. Yani izleyeceğiz nasıl gidiyor. Tabii yalnız bizde değil dünyada da bu önemli. Ve ona göre gün gün demeyeyim ama hafta hafta hükümetimiz karar verecek o konularla ilgili ne yapılmasıyla. Yani baktığımız zaman yani sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi başına alabileceği bir karar mekanizması da yok bu noktada. Çünkü dünyayla entegre olarak atılması gereken adımlar. Yani siz bugün kapıları açsanız dahi yurt dışından bir uçuş gerçekleşmeyecek. Yani daha bugün sabah okudum ben. İşte Danimarka en son Avrupa Birliği üyesi ülkelerine kapıları açmayı planlıyor. Yani Avrupa'nın içerisinde bile baktığımız zaman işte tek bir devlet modeli oluşturmak isteyen ülkeler böyle bir salgında dahi kapıları hemen kapattılar. Birbirleriyle iletişimi kestiler. Yani ticaret anlamında, karşılıklı gidiş gelişler anlamında. Yani biz de zaten tanınmayan bir devletiz. Evet. Bu noktada da yaşadıklarımız da bizim kaç yıldır ortada. Evet. İşte bunun içinde bu adımlar atılırken de dünyayla entegre olmak gerekiyor. Yani en önemli bizim için iki kapı var. Biri işte Türkiye kapısı, diğeri de güneyde olan kapılarımız. Evet. Yani bunlar da zaten şu an aktif durumda değildir. Kapalı. Tabii tek yapacağımız bir iş değil. Lazım karşılıklı bu kapıların açılması bir. İkincisi de tabii ki şimdi salgın devam ederken mesela sizin de dediğiniz gibi iki kapımız var. Biri güney komşumuza açılan, bir de Türkiye. Şimdi orada salgın hızlı bir şekilde devam ederken bizim kapıları açmamız yani yeniden başa dönmemize neden olacaktır, vesile olacaktır. Dolayısıyla dikkatli olmamız lazım. Tabii ki turizmimiz bu konuda aksıyor bundan dolayı. Ancak bir de şöyle var, eğer yani acele edip de bu kapıları açarsak ve bu bulaş yine bizim ülkemize gelir, yine başa döneceğimiz için yine turizm daha da bu sefer gecikecek. Dolayısıyla emin adımlarla yürümemiz gerekmektedir. Biraz da tabii dünyadaki bu krizin seyri de önemlidir. Yani mesela Türkiye'de de iyileşmeler oluyor. Hızlı bir iyileşme olursa, güneyde de olursa ve riskler azalır. O zaman tabii ki normal hayata dönmemiz lazım. O zaman da turizm, dışa açık turizm de canlanmış olur. İnşallah. Tabii dediğim gibi bu yani oturup da böyle karar verilecek bir durum değil. Bazı şeyleri yaşayarak, görerek ya olayların gidişatına göre nereye gidiyor, o süreçte değerlendirerek bazı adımların atılması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, Türkiye'den bizi izleyen izleyicilerimiz de var. Çok sevgili arkadaşımız Osman Göçer, o da şu an bizleri izliyor. Kendisine bizlere de teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilemiş bizlere. Çok sağ olsun. Peki efendim, artık biraz daha isterseniz yardımlara gelelim. Yardımlarda şu an durum nedir? Geçtiğimiz günlerde yine sizi davet etmiştik. O dönemde yardımların ilk bölümünü dağıtıyordunuz. Evet. O ilk bölümü tamamladınız mı? Kaç bin kişiye ulaştınız? Nasıl geçti bu süreç? Kimlerle işbirliği yaptınız? Şimdi bildiğiniz gibi Mahmut Bey, yani biz
yaklaşık 1-1,5 ay kadar önce bu krizin oluşmasından meydana gelen ihtiyaçlı insanlarımız, özellikle gıda alanında birçok duyarlı iş adamımızın katkılarıyla belediyeler üzerinden veya muhtarlıklar üzerinden bunlara gıda dağıtımı yapılıyordu. Bayağı bir gıda dağıtımı da yapıldı. Ancak merkezi bir sistemden, merkezi bir otoriteden bu yardımlar yapılmadığı için gelişi güzel yapıldı ve kimisi birçok gıda paketi almasına rağmen bazı ihtiyaçlı ailelerimiz de hiç gıda paketi almayan durumlar da söz konusudur. Zaten o yüzdendir ki bizim gıda yardım koordinasyon merkezine ihtiyaç duyuldu. Yani gıdaların tek merkezden koordine edilmesi ve ihtiyaçlı insanlarımıza dağıtılması gündeme geldi ve Sayın Başbakanımız Sayın Ersin Tatar'ın talimatıyla böyle bir çalışma içerisine girdik ve bir sistem, bir yapı oluşturduk. Bir kurulumuz vardır ki tüm devletin paydaşları bu kurulun içerisinde ve birlikte kararlar üretip o yönde ilerliyoruz. Bir de oluşturduğumuz tabii bilgisayar programlı yazılım evet. vardır ki bunlar kayıt altına alınıyor ve direkt vatandaşlarımız, yani bu ihtiyaçlı vatandaşlarımız başvuruyor, sisteme düşüyor. Bunlar değerlendiriliyor bu bilgisayar programı tarafından ve ihtiyaçlı ailelerin her ilçeye göre listeleri oluşturuyor. Ve sonra da gerek Kızılay veya gerek Vakıflar İdaresi aracılığıyla belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız ve muhtarlıkların koordinasyonunda ihtiyaçlı ailelerimize bu gıdalar ulaştırılıyor. Yanılmıyorsam geçen defa programı yaptığımızda evet. yeni başlamıştık dağıtımlara, yeni listeler oluşmuştu ve yeni başlamıştık. Geçtiğimiz günlerde bunun ilk turu, yani ta Karpaz'dan Lefke'ye kadar tüm bölgelere bir müracaatlar yapılan müracaatlar çerçevesinde listeler hazırlanıp ilgili şahıslara ulaştırılmıştır. Şimdi ikinci turu yapma çalışması içerisindeyiz. Tabi burada bayağı da başvuran evet. Vatandaşlarımız, insanlarımız vardır. Burada biraz da özet verecek olursam, tabii, bugüne kadar tabii ilk yaptığımızda dağıtımları ondan sonra duyan insanlarımız var ve yeni başvurdular. Bunlar artık ikinci turda evet. alma hakkı kazanacaklar. Çünkü başta başvurmadıkları için, biz de bilmediğimiz evet. için onlara gıda veremedik. Dolayısıyla bir sonraki seferde yeni başvurular da değerlendirilip gıda paketi alacaklardır. Bugüne kadar toplam başvuru sayımız ülke genelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 23.288. Tabii bunların ilçelere göre dağılımı da vardır. Mesela Lefkoşa'da 8.600, Gazimovsa'da 4.900, Girne'de 6.700, Güzelyurt 950, Lefke 650 ve İskele 1500. Yani bunların evet. toplamı da yaklaşık 23 bin ediyor. Şu ana kadar 23 bin başvuru mu var? Evet, toplamda ada genelinde. Sonra tabii bunlar, dediğim gibi, bunlar direkt başvurulardır. Bunlar sistemimize düşüyor. Bunlar da sistemde tabii hak etmeyenler, ihtiyaçlı olmayanlar belirleniyor ve sistemde. Kaç bin kişi elediniz bu 23 binde? Şimdi burada tabii bir vardır, toplam 6.700-7.000 civarında elenen vardır. Bunların tabii 3.300 da öğrenci başvurusu vardır. Toplam 10.000 var. Öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığımız değerlendiriyor. Evet. Onların temsilcileri var her üniversitede ve ihtiyaçlı öğrenciler bunlara da bakarak Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden bize bildiriliyor ve tüm öğrencilere de yani ihtiyaçlı olan öğrencilere de dağıtılıyor. Dolayısıyla bizde sadece aile olarak elenenler 7.000 civarında, 6.700 eleni var. Bunlar ya bir şekilde evlerine maaş giriyor veyahut emeklidir veyahut yani bir şekilde maaşı yani vardır. Maaş alan veya da bazen vatandaşlarımız başvurunca iki defa başvuruyor, üç evet. defa başvuruyor
tabii düplikasyon oluyor. Biz o düplikasyonları da eliyoruz. Yani iki defa başvurunca yani iki defa alıyor. Yani sadece bir tanesini tabii, kabul tabii. ediyorsunuz. Tabii tabii. Yani iki defa başvurduğunda, o yüzden seslenmek istiyorum. Vatandaşlarımız başvurduğunda bir kez başvursun, yeterlidir. Çünkü iki defa başvurduğunda ya da üç defa başvurduğunda üç kez alacaksın anlamı olmuyor. Zaten oradaki sistemimiz bunu tanıyor ve hemen o ilave başvuruları iptal ediyor. Böyle bir şey. Evet. Sonra biraz önce de dediğim toplamda 3333 tane de öğrenci Hı-hı. başvurdu. Tabii bunların da ilçelere göre dağılımı var. Mesela Lefkoşa'da 1230, Mausa'da 923, Girne'de 667, Güzelyurt'ta 167, Lefke 317 ve İskele 29. Tabii biz bir analiz, daha da analiz yaptık. Mesela bunların yani başında vurgulayayım, biz bu yardımları yaparken ne dil, ne din, ne ırk ayrımı yapmıyoruz. Tüm adamızda yaşayan, bir şekilde bu koronavirüs döneminde adamımızda hasbelkader bulunma zorunda kalan ve ihtiyaçlı olan yabancılar olsun, TC vatandaşları olsun ve bizim vatandaşlarımız olsun, tümüne ailelere de öğrencilere de tabii bu yardımı yapıyoruz. Burada yaptığım bir istatistiği daha sizin tabii bilginize getirmek istiyorum. Biraz önce söylediğimiz gibi toplam başvuru sayımız 23.288'dir. Bunun şeylere göre, yani vatandaşlıklara göre bölümü, KKTC vatandaşı yaklaşık 9.000'i KKTC vatandaşı, yaklaşık 6.500'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yaklaşık diğer vatandaşlar da 8.000 olan. Evet. Yani bayağı da yabancı aile ve öğrenci de var burada. Tabii bunlar yine aynı şekilde süzgeçten geçirince aynı sonucu alırız biraz önce söylediğim gibi. Burada öğrenci dağılımını da verirsem, yani vatandaşlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan 300, yani toplam 3.333 başvuran evet. öğrenci vardı. Bunların 349'u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 833'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 2151'i de diğer ülkeler, üçüncü dünya, gördüğünüz gibi öğrenciler daha fazla yabancı öğrenciler. Zaten esasen yani şunu da ben gönül rahatlığıyla da söyleyebilirim Sayın Müsteşar. Bu öğrencilere ulaştırılması da bence çok daha önemliydi. Çünkü bu insanların zaten bir şekilde paraya ulaşma durumları zaten çok güçtü. Bu süreçte iyice bunları sıkıntıya düşürmüştü. Bu noktada bu öğrencilere ulaştırılması da kendi şahsım adına çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Neticede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin bu gıda yardımlarından tabii ki ihtiyacı olanlar alacaklar ama biraz daha biz millet olarak da Kadir Şinas insanlarız. Yani darda olana yardım elimizi uzatırız. Eminim ki onların da bir şekilde aileleri, yakınları, tanıdıkları yardımcı olacaklardır ama diğer tarafta bu üçüncü dünya ülkeleri, işte Güney Afrika'dan gelen, Etiyopya'dan gelen, Kenya'dan gelen, benzeri ülkelerden gelen çocukların bu şekilde ülkemizde ihtiyaç sahibi olarak kalması da iyi değildi bana göre. En azından bir sıkıntı bu şekilde giderilmiş oldu. İnşallah da devamı gelir. Evet, biraz önce de söylediğim gibi Mahmut Bey, biz yani bu gerçekten bizim kriterimiz ihtiyaçlı olup olmadığıdır. Dolayısıyla dünyanın neresinden geldiği değil, bizim vatandaşımız da olabilir. Dünyanın başka yerinden gelmiş ama hasbelkader şu anda bizim ülkemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan insan kim isterse olsun, muhtaçlıysa, ihtiyaçlıysa biz yani bütçemiz çerçevesinde elimizi uzatmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki
hiçbir şey dört dörtlük değil. Belki bizim de yapmış olduğumuz yanlışlarımız da olabilir. Ama bu oluşturduğumuz sistem yeni bir sistemdir ve güzel bir de sistemdir. Gelişmeye açık bir sistemdir. Ve her gün de geliştiriyoruz bu sistemi. Hı hı. Ve umarım daha sonraki günlerde daha iyi hizmet verebileceğimizi düşünebiliyorum. Yani gün geçtikçe ve sistem oturdukça bu sistem de daha güzel çalışacak diye düşünüyorum. Tabii bir de bunun halk sistemi de var. Yani birilerinin yardım çağrısı yapmasına gerek kalmadan yardım elini uzatan o kadar çok güzel insanımız var ki. Evet. Yani Kıbrıslı Türklerin bu noktada yardım elini uzattığı çok insan tanıyorum ben. Yani bu ülke vatandaşlarının, bu ülke insanının ne kadar yardımsever, iyi niyetli insanlar olduğunu biliyoruz. Yani ben kendi şahsıma tanıdığım birinden örnek vereyim. Kendi kiracılarına bırakın kira almayı, gıda paketi yaptı, götürdü. Çocuklar yabancı, ülkeden, başka ülkelerden gelmişler burada. Yani bir şekilde burada mahzun kaldılar. Evet. Onlara gitti, gıda yardımı yaptı. Yani kira noktasında da ciddi anlamda da evet, indirimler yaptı. Bu da güzel bir örnek olarak söylemek istedim. Yok, bunu. Gerçekten bizim insanımız çok duyarlı insandır. Özellikle bu kötü zamanlarda. Yani diğer iş adamlarımız da gördüğünüz gibi. Yani bizim gıda merkezi yahut bir koordinasyon merkezi kurulmadan önce birçok duyarlı iş adamımız ellerini taşın altına koymuşlar ve gıda yardımı yapmaya başlamışlar. Gerek belediyeler üzerinden gerek muhtarlıklar üzerinden. Buradaki sıkıntı sadece tabii bir koordinasyon evet, olmadığı için bu gelişi güzel yapıldı ve bana verilen bilgiye göre yaklaşık 50 bin koli, yani bu duyarlı evet, iş adamlarımız 50 bin toplamda 50 bin koli yardım paketi hazırlamışlar, dağıtmışlar. Ancak koordinasyonsuzluk olduğu için veyahut merkezi bir sistemle her yere adil eşit dağıtılmadığı için kimisi biraz önce de söylediğim gibi 3 tane, 5 tane, 10 tane gıda paketi almasına rağmen bazı ihtiyaçlı insanlar alamadı. Bunu da işte biz inşallah bu sorunu bu şekilde giderebilirsek. Şimdi ilk turu tamamladınız değil mi? Tabii ilk turu tamamladık. Şimdi bize söylenen yani çok gıda yardımı da yapıldı. Biraz önce de söylediğim evet, gibi 50 bin koli ayrı bizim dağıttıklarımız. Dolayısıyla biraz bekleyip göreceğiz. Yani gelecek hafta, büyük ihtimalle gelecek hafta içerisinde ikinci tura başlayacağız. Hem bu yeni başvuruları değerlendirip onlara da gıda ulaştıracağız. Hem de bizim yaptığımız sistem aslında öyle güzelliği bu yönde bir veri tabanı oluşuyor. Ve bu veri tabanında ihtiyaçlı insanlar ortaya çıkıyor. Ve bu dağıtılan bu gıda paketleri sonsuz değildir tabii. 2 haftalık aşağı yukarı bana söylenen 2 haftalık ihtiyaçları karşılayabiliyor. Biz işte bu sistem vasıtasıyla ihtiyaçlı insanlarımıza periyodik 2 haftada bir dağıtım yapılacak. Yani tekrardan başvurmaları gerekmeyecek. Onlar ki evet, sistemimize düştü ve ihtiyaçlı olarak belirlendi. Onlar zaten sistemimizde kayıtlı ve onlara otomatik dağıtım yapılacağında ikinci, üçüncü işte kaynaklarımız ne kadar yeter. Şu an ikinci tur için kaç bin paket planlamayı hesaplıyorsunuz, dağıtmayı planlıyorsunuz? İşte burada da söylediğim gibi 13 bin tane. Tabii biz dağıtalım, yeni başvurular da gelir. Her gün yeni başvurular da gelir. Ve ihtiyaçlı olarak belirlenenler de bu rakama ekleniyor. Ve daha da şu anda bugün itibariyle 13 bin küsur. Peki bu 13 bini dağıttıktan sonra elimizde yine bir kaynak kalacak mı? Yani şu an var mı? Yani 3. tur içinde böyle bir planlama gerçekleştiriyor musunuz? Tabii. Şimdi mesela Kızılay'ın özellikle Diyalog TV'nin yaptığı bu bağış kampanyasında 2.8 milyon yaklaşık 2.8 milyon TL'lik bir kaynaktı. Onlar peyderpey ihaleye çıkıyor. İlk olarak 10 bin gıda paketi çıktılar. Şimdi
yanılmıyorsam bu hafta içerisinde ikinci kısmı çıkıyor. Toplamda yanılmıyorsam bu 2.8 35 bin gıda paketine eşdeğer oluyor. Dolayısıyla yani 3 tur o yeter. Tabii bunun vakıflar idaresinde bize katkı koyduğu var. Yani şu anda yeterli miktarda en azından 1-2 ay öyle, yani, sürecek kadar. Yani o zaman şeyimiz, şöyle hesapladığımız zaman yaklaşık 100 bin kolilik bir gıda paketinden bahsediyoruz şu ana kadar iş adamlarımızın da kendi dağıttıklarıyla birlikte. Belki de daha fazla de vakıflar daha fazla. İdaresini de vakıflar hesaba idaresi. Katarsak tabii bu noktada yani 100 bin 110 bin belki şu anda yani başlanmış dağıtılmış ve dağıtılmakta olacak olan tabii bu süreç de uzarsa ekonomik kriz uzarsa ki gördüğünüz gibi hükümetimiz hafta başında işleri bazı iş yerlerini açmaya başladı. Tabii burada ihtiyaçlı bazı insanlar belki de işe başlayacak ve belki de bu bazı evet bazı rakamlar da düşüş gösterebilecek. Ama uzadıkça bu kriz ve işsizlik de devam ettikçe biz bu yardımları sürdürmeye devam edeceğiz kaynaklarımız orantısında. Tabii bu noktada bir teşekkür de Vakıflar İdaresi'ne edelim. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Profesör Doktor İbrahim Benter hocamızın bu süreçte koymuş olduğu katkılar Vakıflar İdaresi adına orada bir büyük bir aile çok önemliydi. Yardımlarını da esirgemediler. Başbakanlıkla birlikte siz başbakanlık olarak Kızılay Vakıflar İdaresi iş insanlarımız hep birlikte büyük bir aile olduğumuzu. Evet. Herkes teşekkürü hak ediyor aslında Vakıflar İdaresi de Kızılay'da duyarlı iş adamlarımız da gerçekten hatırı sayılır derecede katkı koydu bazı iş adamlarımız. Yani evet. Buradan ben herkese teşekkür ediyorum. Evet. Şunu da söyleyelim. Bu günler zor günler. Şimdi bu günlerde ayakta durabilmek için bizim sivil toplum örgütlerimizin de güçlü olması gerekiyor. İşte en büyük yardım kuruluşumuz bizim hangisi? Kızılay. Evet. Şimdi Kızılay'ın başkanlığı Esat Bey'i geçtiğimiz günlerde biz konuk ettik burada. Evet. Dedim ki Sayın Başkan, bu süreç öncesinde size yardım eden oldu mu? Yani kaç kişi Kızılay'a maddi yardımda bulundu? Bunu sordum kendisine. Şimdi maddi yardımda bulunacak ki Kızılay'a, Kızılay'da bir bütçe birikecek. Evet. Bu bütçede işte böyle sıkıntılı günlerde ortaya çıkacak. Ha onu denetleyecek mekanizma devletin kendisidir. O da ayrı bir konu. Evet. Devlet de oraya yapılan yardımları denetlemekle mükellef. Evet. Yani o yardım sahiplerinin adına orayı denetleyeceksin. O ayrı bir konu. Ama şimdi Kızılay'a bu dönemde de çok ciddi eleştiriler de getirdiler. İşte Kızılay nerede? Kızılay ne yapıyor? Şimdi Kızılay'ın elindeki imkanlar belli. Bu noktada şu toplumsal çağrıyı da yapmakta fayda var. Yani Kızılay eğer afet günlerinde, böyle salgın günlerinde, sıkıntılı günlerde biz Kızılay'dan yardım istiyorsak, yardım bekliyorsak bunu sadece devletin sırtına yüklememeli halk. Evet. Herkesin taşın altına elini koyarak gerek 1 TL, gerek 100 TL, gerek 1000 TL. Ama bir şekilde oradaki bizim o kötü günler için biriktirmemiz gereken akçeyi doldurmamız lazım. Evet. Doğru mu Sayın Müsteşar? Evet, size katılıyorum. Sonuçta ne devletimizde ne Kızılay'ın kaynakları sonsuz değildir. Ve özellikle Kızılay sizin de dediğiniz gibi desteklerle, bahşişlerle, bu gönüllü insanların yaptığı katkılarla bu işleri sürdürüyor. Ve Kızılay'a baktığımızda bizim sistem oluşturmadan önce yanılmıyorsam yaklaşık 12 bin koli da kendileri tattı. Evet. 15 bin yanılmıyorsam tam hatırlamıyorum. Bizden sonra da yani bizim devreye girmemizle de birlikte yaklaşık 12 bin yani nereden baksan 1,5 ay oldu bu kriz olalı. 20-25 bin koli gıda paketi Kızılay vasıtasıyla tabi vatandaşlarımızın, iş adamlarımızın, Diyalog TV'nin katkılarıyla Kızılay'da bu gıda paketlerini hazırlatıp dağıttı. Dolayısıyla bu süreci daha
da uzatabilmek için, yani ihtiyaçlı insanlarımıza daha hızlı erişebilmek için ve daha uzun dönem bu görevi yerine getirebilmek için tabii duyarlı vatandaşlarımıza da ihtiyacımız var. Kızılay'a veyahut başka hayır kuruluşuna bağışta bulunması lazım. Peki, çok teşekkür ederiz. Yani. Sayın Müsteşarım, bu arada bizleri Tekirdağ'dan, Kapaklı'dan izleyen Sedat Bozkuş izleyicimiz de iyi yayınlar dilemiş. Bizler de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de çalışmalarınızda başarılar dilemiş. Çok sağ olun. Teşekkür. Evet, Başbakanlık Müsteşarı Sayın Suat Yeldener ile canlı yayında Başbakanlık bünyesinde oluşturulan yardım komitesinin yapmış olduğu yardımları konuştuk. İlk turun tamamlandığını, yakında ikinci tur yardımlara başlanacağını ifade etti. Bir de önemli uyarıda bulundu. Şunu söyledi Sayın Müsteşar. Lütfen bir kere mesaj attığınız 41-42'ye ikinci kez atmayın. Zaten o bir kere atılan mesaj başbakanlığa ulaşacağı için neticede siz sisteme girmiş oluyorsunuz. Eğer hak sahibiyseniz size ulaşması gerekiyorsa bu yardımlar, bir şekilde devletten ödeme almıyorsanız maaş olarak bu yardımlar size başbakanlık tarafından oluşturulan komite çerçevesinde Kızılay ve vakıflar tarafından ulaştırılacağını ifade etti. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Kısa haberlerin hemen ardından ise Pınar Gözek sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü yeni bir gazetede görüşmek dileğiyle esen kalın.